İyi sabahlar değerli seyirciler. Gene büyük sıcakları geride bıraktık ve bir başka sıcak alana geldik. Ne o? Futbol. Futbol dediğiniz zaman her şey duruyor. Dolayısıyla bir büyük heyecanın içine girmiş bulunuyoruz. Kulüplerimiz başarılı şekilde maçlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Daha sonra ligler başlayacak. Ama ilk defa Türkiye'de ve dünyada futbol nasıl başlamış? Hiç bunları düşünen oldu mu? Ben çünkü tarihe pek meraklı olduğum için bugünkü programda bu eski günlerden, çok çok eskilerden, Divan-ı Lügat-ı Türk'ten alarak futbol nasıl başlamış, kimler başlatmış sizlere bunları açıklamak istiyorum. Çok değerli bir konuğum var yanımda, Orhan Şevki. Kendisi eski müzisyenlerden fakat aynı zamanda kitap yazarı, belgeselci, sporla son derece ilgilenen ve azınlıklarla ilgili değerli kitapları olan bir dostum. Şimdi bu Divan-ı Lügat-ı Türk, Evet. yani Kaşgarlı Mahmud'un bir asır önce yazmış olduğu kitapta Türklerle ilgili çok önemli bilgiler veriyor. Mesela tepük. Tepük nedir? Tepük bir hayvan derisinin içine, Orta Asya'da hayvan derisinin içine kurumuş otları sokuyorlar, ağzını büzüyorlar, dikiyorlar, yuvarlak bir şey oluyor. Ve bununla ayaklarıyla iterek eğleniyorlar. Çok güzel. İlk defa at üstünde eğlenmiyor bizimkiler. Bu defa atın İyi altında yaptın. ayaklarıyla. Çünkü işleri güçleri ellerinde kılıç. Savaşmak, savaşmak, Evet. savaşmak. Ve tepük. Tepük dediğimiz anda aklımıza ne geliyor? İşte tekmeden geliyor yani. Tam öz Türkçe. Evet. Dolayısıyla her şeye maydanoz olan İngilizler ilk defa biz yaptık bu işi diyorlar. Futbolu biz bulduk, biz bulduk tamam da biz ondan sonra 1000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Kaşgarlı Mahmut'tan bahsediyoruz. İngilizlerden Sheppard Wednesday Evet. 1857. 1857'de de sen söylemiştin biraz önce. Onlar ilk defa kuruyor değil mi? Evet, ilk takımları hem de ilk kulüpleri. Evet. Sonra tabii ligleri başlıyor, başka takımlar da geliyor. Ama ilk başta Sheffield Wednesday. Evet. Şimdi önümüzde aynı zamanda senin çok değerli bir kitabın var. Azınlık spor kulüpleri ve sporcular diye şöyle Evet. ekrana gösterelim. Yönetmenimiz Orhan Şevki'nin bu değerli kitabını böylece sizlere iletmemizi sağladı. Ve bizim ekip İbrahim Sayın, Aslıhan Yılmaz, Bilal Temizel'den kurulu. Evet. Bir de tabii bu malzemelerin sadece pişirilmesi değil, pişiren biziz, sunan onlar. Doğru. Evet. Şimdi bu Sheppard Wednesday'in dışında eski Türklerde spor son derece önemli. Şimdi önünde yani bunu okumam lazım. Evet. Çünkü içinden bazı şeyleri unutabilirsin. Hepsini bildiğimiz sporlar olmasına rağmen unutabiliriz. Harzemşahlar, Samanoğulları, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu gibi pek çok Türk devletinde farklı çeşitlerde ve tarih boyunca büyük aşamalar kaydederek spor devamlı yapılıyor. Sporlara bak şimdi. Güreş, avcılık, atıcılık, binicilik, kılıç, okçuluk. Hepsinin şu anda federasyonları var Evet, var. yani. Daha devam ediyoruz. Bitmiyor. Yaya koşuları, atlama, siklet kaldırma, lobut atma, gürz ve topuz kullanmak, cirit, çöen, gökbörü, tepük. İşte burada da yazıyor Tebrik. tepük. Futbol Futbol. topu. Tomak, kayak, matrak gibi sporlar. Bunların hepsini bu insanlar 1000 yıl önce yapmışlar yani. Evet, çok ilginç aslında. Son derece enteresan. Evet. Yani şimdi futbol futbol diyoruz ama futbolun dışında ne sporlar yapmışız? Bakın, Türk halklarının savaşçı milletler olmalarından ve bu oyunlara iyi bir savaşçı olunabilmesi adına bir nevi antrenman niteliğinde yapıyorlar. Evet. Eski Türkler savaşçılık ve mücadele alanlarında kendilerini buluyorlar ve bu alanlardaki başarıları doğrultusunda da toplumda saygın yerlere ulaşıyorlar. Daha başka olaylar da var.
Mesela bu insanların gıdaları atın eğerine kurutulmuş etleri koyuyorlar. Pastırma diyelim ona işte. Çok bastırma iyi. Yani. Bastırma, pastırma. Çünkü ata bindikleri zaman aylarca mesela yurtlarına gitmiyorlar, dönmüyorlar. Yollarda o gıdalarla kendilerini koruyorlar. Zaten fazla iri insanlar değiller yani. At da memnun o yüzden. 60 kilo civarında, 55-60 kilo atlar memnun tabii. Şimdi bir de çok enteresan olay, filmlerde seyrediyoruz, özellikle TRT'de bu tarihi filmlere ben pek bayılıyorum, hoşuma gidiyor. Kadınlar şakır şakır silah kullanıyorlar. Yani bunları senaryo olarak zannetmesin sevgili seyirciler. Bunlar hepsi gerçek. Değerli seyirciler, onlar hiçbirisi palavra değil. Türk kadını tek elinde kımız, tek elinde silahla atın dizginlerini tutmadan savaşan bir nesil. Evet. Kımız da at sütünün biraz böyle bekletilmiş olanıdır. Çünkü erkekler bu işi yapıyorlarmış. Erkekler çok iyi bindikleri için ata sükse yaparken yani ellerinde kılıç, diğerinde de kımız. Onunla böyle gösteriler yapıyorlarmış. Kadınlar o duruma kadar gelmişler. Evet. Şimdi seyrediyoruz zaten savaşan kadınlar hepsi. Dolayısıyla spor bu bizim yaratılışımızda var. Var tabii. Tabii yaratılışımızda spor olunca futbol da öyle. İlk futbol kulübü Türkiye'de. Beyoğlu Sporlar. Evet, Ermis. Adı tabii önce Ermis, evet. Ondan sonra. Sonra Pera oluyor, Pera'dan Beyoğluspor'a geçiyor. Evet, şimdi sen kitabını ben önümde böyle çeviriyorum. Osmanlı dönemi demişsin. Zaten ben Osmanlı dönemini hemen hemen anlattım. Orta evet. Asya'dan geliyorum. Şimdi futbol, ilk kulüplerde, Türkiye'de futbolun tanınması, futbol İstanbul'a geliyor, İstanbul gibi başlıyor. Ben biraz sonra mı söyleyeyim? Yoksa şu anda sen önce bir giriş yap İzmir'den itibaren buraya. Ha, İzmir. Ben de sonra tanımış takımları söyleyeyim. İzmir'de Smyrna takımı var. Bu takımın beş kardeşi İngiliz. Bir de bir Ermeni futbolcu var içinde. Zare Kuyumcu. Zare Kuyumcuyan. Kuyumcuyan, ben evet, onu söyleyecektim evet. Şimdi. O var. Bunlar şeye gidiyorlar. Ara Olimpiyatlarında şeye gidiyorlar Atina'ya. Atina'da Selanik takımını yenince ikinci olabiliyorlar. Çünkü 1896 mı? Bu yoksa 1906. 1906. Evet. Ara Olimpiyatlar. Atina Ara Olimpiyatları da şöyle 1896'da Olimpiyatlar yapılıyor Atina'da. Evet. Sonra 10. yıl şerefine bir Olimpiyat daha istiyor ya bu Yunanlılar. Şeyde Olimpiyat Komitesi de bunu kabul ediyor. Fakat geçerli saymıyor bunu pek. Madalyalarını falan vermiş de sonradan sanki şey öyle bir olay olmamış gibi bir hareket etmişler. Bu arada o sırada kurulan Tatavla Heraklis yani Kurtuluş 1896 onun iki tane büyük şeyi var, atleti var. Birinin Albrantis kardeşler bunlar. Evet. Niko ve Yorgo. Bunlar bu olimpiyatlarda iple tırmanmada birinci oluyorlar. Dolayısıyla ilk Osmanlı'yı temsil ediyorlar ve ilk defa madalya getiriyorlar yani olimpiyat madalyası. Evet. Ara şimdi, olimpiyatı. Orhancığım, biz böyle seninle ikimiz bir ipte iki cambaz gibi karşılıklı konuşuyoruz. Yani zannetme ki bu işlerin başındakileri ben aramadım. Bak, Dino Belalidis. Evet. Telefon numarasına kadar var burada. Evet. Kimden aldım? Bizim Muharrem Alparslan'dan aldım. Evet. Kınalı Ada'nın kapalı kutusudur. Evet. Muharrem her şeyi bilir, her şeye koşar. Çok çok geçmiş olsun diyorum ona. O da düştü, kalça kemiğini kırdı. Ama artık düzeldi. Düzeldi. Kızı da zaten doktordur, çok başarılı bir doktordur. Vallahi. Yıllar önce kızının imtihan kazandığını ona ben müjdelemiştim. Aa, ne güzel. Şimdi kızı profesör. Evet. Evet, Dino Belalidis'e ulaşamadım. Evet. Onun dışında Beyoğlu Spor Kulübü'nün başkanı vardı. Senle onu konuştuk. İsmini Andreas. Yeni başkanı. Yeni başkan. Bir eski başkan ayrılmış dediniz. Tolly Harrizanos eski evet. Başkanı.
Yani o devretmiş yani şeyi. Şimdiki başkan Andreas. Fakat ona telefonla ulaşılamadım. Biz herhalde yurt dışında. Tamam. Bilemiyorum. Andreas'a kaç kez aradım. Dönmedi. Evet. Dedik ki Tony'yi alalım dedik. Eski başkan. Evet. O da saygın bir davranışla. Evet. Yani ben yeni başkan adına geçmeyeyim deyince evet. Top aynen. İkimize kaldı. Evet. O bakımdan sakın alınmasınlar, sakın yanlış anlamasınlar. Evet. Biz kendilerine buradaki stüdyomuzu açtık ama ulaşamadık. Evet. Onu da hemen söyleyelim. Ve şimdi iş adamları, yabancı iş adamları İzmir'de evet. Bütün bu spor faaliyetlerini hepsini sürdürüyorlar. İşlerinden bir tanesi James LaFontaine İstanbul'a geliyor. 1900 yılında geliyor ve İstanbul'da takımları lige davet ediyor. Evet. Bu takımları hemen söyleyeyim. Önce 1901'de Fuat Üslü'nün kurduğu Black Stocking evet. Var. Siyah çoraplar. Evet. Fakat şeyden yani bazı kuvvetlerden çekiniyorlar. Dolayısıyla pek fazla sürmüyor bu iş. Fuat Üslü ilk maçta ilk golü atan adam. Aynı zamanda bir Galatasaray-Fenerbahçe maçını da yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçiyor. Yurt dışında da Şeref Bey vardır. Beşiktaşlı Şeref tabii. Meşhur. Geçenlerde o programı yapmıştık Levent Erdoğan'la birlikte. O da Viyana'da bir yabancı müsabaka yönetmiştir. Onu da hemen aklıma gelmişken şimdi söyleyeyim. Evet, Black Stocking, İttihat Spor, Ermenilerin, Enosis, Kadıköy, evet. Rumların, Maccabi, Moda, Yahudilerin, evet. Pera, Rumların, Rumları. Stragglers, Rum Ermeni karması mı? Rum İngiliz karması, bravo. Elpis, Rum. Rum. Kurtuluş Tatavla, yine 1896'da Rum. Evet. Moda 1903. Evet. Onun şeyi nedir? Ermeniler mi, yok, Rumlar? Yok, onlarda da Rumlar ve İngilizler falan var. Rum İngilizler. Evet. Konstantinopol futbol ligini kurar 1894'te James LaFontaine. Burada işte bütün takımlar hepsi maharetlerini gösterirler. Daha sonra oraya geleceğiz. Fakat şimdi İstanbul Ligi başlıyor 1904. Yıldızlar kim diyorsun? Nicoli Darni'ye verelim. Yaptığı kurtarışlarla en sevilen futbolcu, uzun degajlar yapar ve sağ açık Toto Stilyani ise gol pozisyonları sağlardı. Fakat hepsinden önemlisi tahta perde Aleko'ya. Evet, Elpis'te oynuyor. Elpis'te tahta evet. Tahta perde Aleko şu anda Rum Elpis takımı. Şapkalı olan da tahta perde Aleko arkada. Evet. Onun altında da Tatavla Heraklis futbol takımı 1926'da. Bu 1926'daki takım sadece bir futbol takımı futbol olarak kalmış. Futbol takımı tabii i̇şte, Cumhuriyet'te kurmuşlar. İşte bu. Evet bu fakat hemen dediğim gibi saraydan korkuyorlar. Dolayısıyla futbolu sevmiyor. Evet. Saray derken Abdülhamit değil. Şeyhülislam evet. Sevmiyor. Bir evet. Dini sebep nedeniyle. Dini sebep yüzünden sevmiyorlar. Hatta Beşiktaş'ta 1903'te kurulmasına rağmen 1910'da 1908 meşrutiyetten sonra Şeref Bey tarafından futbola başlatılmıştır. Evet, aynen öyle. Bunlar hepsini gerçektir. Evet. Çünkü Abdülhamit spora çok bağlı. Jimnastik kulübü olarak kuruyor. Ve bunların hepsini çoğunu teşkilatta kullanıyor zaten. Hmm. Fuat Balkan başta olmak üzere. Evet. Her zaman söylüyorum. Bir numaralı eskrimci, aynı zamanda bir numaralı teşkilatçı. Evet. Makedonya'da devlet kurdu. Muazzam bir adam. Evet, muazzam. Muazzam. Aile olarak 4 olimpiyata katıldılar. Evet. 4 olimpiyata. Balkan ailesi 4 olimpiyata katıldı. Önce kendisi, evet. Sonra diğer üyeleri. Şimdi, daha sonra Dork futbol takımı. Evet. Bundan sonraki fotoğraf. Sanıyorum arkadaşlarımız İbrahim Sayın gösterebilir onu. Dork futbol takımı. 1908'de. Evet, burada. Ermeni. Bağan Çeraz diye bir onu şey, bize biraz yorumla. Kurulmuş. Burada şey var.
Karni Gastanyon var. Fenerbahçe'nin ilk kalecilerinden. Plonjonu ilk Türkiye'de yapan. Çok enteresan. Kaleci. Onun kardeşi Rupen oynuyor burada. Sonradan Karni Gastanyon Kadıköy'de evi bir yangın dolayısıyla yanınca 1928. Evet. Kalkmış şeye gelmiş. Bunlara katılmış 1908'de. Bir iki sene sonra. Sonra da işte yıllarca önce Romanya'ya gitmiş, daha sonraki yıllarda Türkiye'ye de gelmiş. Çok arkadaşları falan var. Tabii, tabii. 45 yaşında vefat eder Romanya'da. Erken Romanya'da vefat ya, ediyor. Şimdi o kadar enteresan ki ya, ben yani senin malını sana satıyorum zannetme. Yok canım, böyle. Şimdi senin kitabından çünkü unutabiliyoruz. Evet. Güzel şeyler yazmışım buraya. Ben anlatayım hemen. Ben bile hatırlamıyorum yazdığım şey. Tabii. İstanbul Ermenilerinin iki sporcusu Fenerbahçe'de kaleci olarak evet. ilk sporcu oynadı. İlki Vahram Mateosyan. 1911-12 şampiyonluğunu yaşayan takımdaydı. Evet. İlk şampiyonluğuydu. Evet, evet. 1910-11 iki yıldır üstte Galatasaray evet. şampiyon olan tek Türk evet. ilk Türk takımıdır. Evet, ilk şampiyon. İlk şampiyon Galatasaray'dır. Sonra da Fenerbahçe'dir. Evet. Şimdi 1895 doğumlu Saint Joseph öğrencisi Karnik Aslanyan kaleyi teslim alır. Bu tarihe geçmiştir. Fenerbahçe'nin üst üste kazandığı iki şampiyonlukta da kalede o vardı. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı döneme kadar Fenerbahçe Kalesi'ni hep o korur. 17 yaşındayken Aslanyan'ı El Katipzade Mustafa Bey keşfeder ve Fenerbahçe'ye getirir. Önce 3. takım, sonra Plonjon'la birlikte 1. takıma girer. Plonjon da enteresan. Neyse daha sonra Karni'yi anlatalım. O Plonjon'la ilgili düşmeler, kalkmalarla ilgili ilgi çekici bir bilgi vereceğim. 1914'te Rusya turnesine çıkar Fenerbahçe. Evet. Aslanyan, Karnik muazzam bir kalecilik yapar. Ruslar transfer teklifinde bulunurlar. Ve yönetici yine Hamit Hüsnü, senin kaleminden bunlar. Evet. Hamit Hüsnü izin vermez ve Fenerbahçe'ye gelir. Uzun zaman Fenerbahçe'de kalır. Bir semboldür yani Aslanyan. Şimdi eskiden kaleciler cezaların içerisinde sağa sola koşarlarmış. İlk defa plonjonla atlamayı beceren bu. Bir de yine ben bunu zaman zaman anlatırım. Eskiden bizim futbolcularımız düşmeyi bilmezlerdi. Evet. Düştükleri anda o kötü sahalarda, çim olmayan sahalarda böyle vücutları baştan aşağı çizilir, yara bere içinde perişan olurlardı. Markoç diye bir Macar antrenör geldi. Evet. Bu Markoç Fenerbahçe'de de çok başarılı oldu. Molnar'dan önce. Önemli adamdır bu. Düşmeyi kalkmayı öğretti. Yani nasıl yere doğru giderken böyle hemen yuvarlanarak birden düzelirsiniz, havalanırsınız, kalkarsınız. Yani düşmeyi kalkmayı öğreten adam meşhur Markoç'tur. Ne kadar basit şeyleri konuşuyoruz evet, şu ama anda aslında. Çok ilginç bunlar. Karni Gastanyan'ın bu plonjon olayı biraz da şeyden kaynaklanıyor. Saint Joseph'de olduğu için voleybol tabii orada öğretiliyor. Evet. Biz de Saint Michel'de falan aynı şeyleri yaşadık. Dolayısıyla voleybolda tabii geri atlıyor, zıplıyor, top evet. şeyi. Plonjon oradan öğrenmiş, onun için yapmış. Evet, şimdi programımız süratle akıp gidiyor. Şimdi ilk Ermeni derneğinin, spor derneğinin kuruluşundan bahsettik. Tatavla'dan, Elpis'ten, hepsinden. Dork ve Yahudilerin Makabi takımı. Makabi takımı var. Yahudilerin Makabi takımı, o da çok önemli. 1905'te evet. Makabi adını alıyor. Daha önce İsrailit diye bir grup bunlar. Bunlar da jimnastik ve beden eğitimci. İsrail, sonra bak, Almanca yazmışlar. Almanca, evet. evet. İsrailişer Turnveren Konstantinopol. Evet, evet, evet. Bunlar senin yazıların. Evet, doğrudur. Peki senin bir de müzisyenliğin var. Bak şu takımı şimdi burada görüyorum. Makabi geldi şu anda. Makabi evet. 1931'den sonra Türkiye devamlı İstanbul basketbol şampiyonu. Tabii tabii. Hiç kimse yenemiyor. Tarihi canım o. Yani çok evet. önemli takımı. Şimdi ben hemen hızlıca, fazla vaktimiz yok. Yahudilerin Makabi takımından bahsettikten sonra senin Pera kulübünün kuruluşu var. Pera evet. Şişli takımı, Ermeni takımı. Evet, o Pera Şişli Ermeni takımı, evet. öbürü de Pera zaten. Ondan sonra diğer kulüpler Robert Koleş futbol kulübü, evet. Boyacıköy futbol kulübü. Bu 1900 öncesi Baltalimanı'nda yerleşik Rumlar tarafından kuruluyor. Evet.
Robert Kolesi Ermeni öğrenciler tarafından. 1901'de Moda, evet, meşhur Vasiliadis, yani Vasiliadis tarafından Moda'da kurulur. James Lafontaine'in reisliğini yaptığı Kadıköy Futbol Kulübü ile birleşir ve 1899-1902 arası sporu sürdürür. Black Stockings ile ilk maç yapan kulüp de muhtemelen Moda Rum Kulübü'dür. Evet. Daha sonra Kadıköy Futbol Kulübü 1899'da kurulur. 1902'de La Fontaine ve Yanni Vasiliadis tarafından kurulduğu kuvvetle muhtemeldir. İstanbul Futbol Birliği lig şampiyonluğuna adını yazdıran ilk kulüp oluyor. Evet. Bunlar daha sonra Fenerbahçe'yi de destekliyorlar. Tabii. Galatasaray'da gayet tabii. Çünkü Galatasaray'da 1905'te tabii kurulan ilk futbol olarak tabii kurulan kulüp. Olarak kuruldu. Çünkü içinde hepsi yabancı hocalar olduğu için yurt dışından gelen güreş hocası var, voleybol var, boks var, meşhur Sabri Mahir var. Tabii. Tarihi bir boks olay. Faure Futbol Kulübü 1905. Galatasaray'la ilk müsabakayı yapar bu. Faure Rum Papaz Mektebi'nin futbol kulübü. Okulun talebeleri çok enteresan. Burada Galatasaray'a saygı gösteriyorlar. Evet. Ve Galatasaray'ın efendileri diyorlar. Evet. Belki de Galatasaray bu yüzden kurulmuştur. İsim bu şekilde verilmiştir diyorsun. Balta Limanı Futbol Kulübü 1905. Makriköy. Makriköy eskiden Bakırköy'ün Rumca adı galiba. Evet. Makriköy. O da 1900'lü yıllarda. Büyükdere Futbol Kulübü 1908'de. Abidin Daver. Galatasaraylı yöneticilerden. Yani kuruculardan Abidin, evet, Daver, meşhur yazar. Evet. Bu kulübü metheder. Zagrofyan 1908'de kurulur. Stragglers Kulübü Rumlar ve İngilizler tarafından Birinci Dünya Savaşı'na kadar adından sıkça laf ettirir. 1920'lerde Pazar Ligi'nde tekrar yer alsa da İstanbul'un işgali sona erince tamamen çünkü İngilizlerin desteğiyle gittiği için kaybolur. 1909-10 İstanbul 2. Küme'ye katılmış Ermeni Kulübü Araks. Evet. Akıbetleri hakkında bilgi yok. Milon Masis ve Olimpia 1913-14'te 2. Lig'de görülür. Rum ve Ermeni, evet, takımı. Aris ve Enosis 20-21 İstanbul Pazar Ligi'nde boy gösterir. Stella meşhurdur. Bakırköy Ligi'nde yer alan bir İtalyan takımıdır. Ama önemli bir başarısı da yoktur. Yok, hiçbirini yok. Fakat çok meşhur ama. Evet. Stella'ya bilmeyen yok. Campana, bunu da ilk defa duyuyorum. Telefoncular onlar. Evet, Campana isminden de belli zaten. İstanbul Telefon Şirketi'nin kurulmasıyla birlikte buradaki İngilizlerin evet kurduğu bir kulüp. Diğer Ermeni kulüpleri var. Hunting, Avcılar İzmir'de. Mesropian 1913, Adana Ermeni takımı. Dork, Dizi Dernak 1910, Merzifon Savarşan 1911, Nikomedia Atlas 1913, Partev 1910, Santral, Ararat, Kilikya, Sasun, Rafi, Tarsus, Samatya, Vaspuragan, İzmir, Araks 1926'ya kadar varlığını sürdürmüş yani. Vahram Papazyan geliyor sırada. Şimdi evet, Vahram Papazyan mayosu kırmızı ile renklendirilmiştir. Evet. Şimdi o burada olay çok enteresan. Enteresan. Şimdi geliyoruz bu defa bizim kitabımıza. Evet. Şimdi olimpiyatlarla ilgili. 1908 Londra Yaz Olimpiyatları. 1908 Londra Yaz Olimpiyatları'nda Aleko Mulos isimli Kurtuluş Gençlik Spor Kulübü sporcusu kendisi katılıyor. Fakat ne yaptığı belli değil. Hı hı. Ne yaptığı belli değil. Sonra Amerika'ya gidiyor. Bir iki yazışmadan sonra yok oluyor. 12 Stockholm Yaz Olimpiyatları. Olimpiyatlardaki son iki olimpiyatçı. Evet. Vahram Papazyan, Mıgırdiç Mıgıryan. Anlat onları sen. Vahram Papazyan Robert Kolesi de okuyor. Bir yandan da her gün... Maddi durumu iyi. Maddi durumu iyi sayılır. İyi, fena o kadar değil. Ama gazete satışı yapıyor. Yani gazete dağıtıyor. Hepsi öyle. Ta şeyden... Cağaloğlu'na gidiyorlar. Cağaloğlu'na kadar koşuyor. Bebeğe geliyorlar. Zaten o şekilde maratoncu olmuş. Evet.
Mıgır mıgır yani her türlü atletizmin her branşında şey yapmış, derece almış biri. Evet. Bunlar birleşiyorlar fakat bu şeyi bulamıyorlar tabii. Maddi gücü bulamıyorlar. Selim Sırrı ile görüşüyorlar, Tarcan. Selim Sırrı, Selim Tarcan. Selim Sırrı olimpiyatlara gidersiniz ama diyor bizim yani size maddi bir şey veremeyeceğiz. Onun üzerine işte bu tiyatroyu ki onu sen söylüyorsun. Anlatayım o zaman. Onu anlat işte. Evet. Evet şimdi bu Mıgırdıç Mıgıryan, Mıgırdıç Mıgıryan ve Bahram Hayret Papazyan. Evet. Birisi 1500 yarışında, diğeri ise çeşitli dallarda, dekatlon, evet, pentatlon, disk atma, gülle atma yarışlarına katılır. Sağ ve sol elle gülle atmalarda 7. olarak olimpiyat onur kütüğüne adını yazdıran ilk ve son Osmanlı sporcusu oldu. Evet, evet. Ama bir de bunun öncesi var. Selim Sırrı Tarcan dediğim gibi. Evet. Kimseden yardım alamıyor. Evet. O zaman Ermeniler tiyatro işlerine de pek meraklıdırlar, bayıldırlar. Zaten onları böyle dram olarak ve komik oyunlarda mutlaka görürüz. Zaman zaman filmlerde de eskiden böyle Ermeni filmleri, Ermeni komik filmleri oynardı meşhur aktörlerle birlikte. Dublaj sanatçılarıyla birlikte. Arşak Balabıyırkan. Ferdi Tayfun'un yaptığı dublajlar muazzam. Adalet Çimcuz'un abisi. Laurel Hardy. Şey, Arşak... Laurel Hardy yine. Üç Ahbap Çavuşlar. Muazzam. Şimdi Papazyan için ne yapalım diyorlar. Bu çocuklar için tiyatro kuruyorlar. Evet. Bir gece fedakar gemici olması lazım. Bakıyorum kitabıma. Evet, fedakar gemici piyesi oynanıyor. Saraydan kişiler de, saraylı hanımlar da geliyorlar. Hepsi para desteği yapıyorlar. Ve bu ikisi Stockholm'e gidiyor. Stockholm 1912. Fakat gittikleri anda bir terslik var onlara evet. göre değil. Hepsi de yani Türk bayrağı yok ortada. Yok. Birdenbire şaşırıyorlar. Elçiye gidiyorlar. Efendim diyorlar burada Türk bayrağı yok. Biz bu Türk bayrağını görmezsek yarışmayız. Aynen öyle. Bakın Ermeni gençleri bunu söylüyor. Evet. Daha sonra da ne olaylar? İnsanların başına sarılıyor. Nerelerden neler, nerelerden neler geliyor. Yani, maalesef öyle yani, şeyler oluyor. Esas doğrusu bu bizim söylediğimiz. Evet, tabii ki. Arada böyle başka şeylikler yok. Evet. Bırakalım onları. Neyse. Şimdi bunlar ne yapalım, ne edelim? Hanımı diyor ki, Büyükelçinin hanımı, ben diyor bayrak dikerim diyor. Bunlar da zaten Ermeni ellerinden her şey gelir bunların. Evet. Her şey. Biz de destekliyoruz diyorlar. Hep beraber oturuyorlar, bayraklar dikiyorlar. Ne enteresan değil mi? Evet, çok güzel bir şey. Ve de aldıkları derecelere bakın. 1500 metredeki Hayret Papazyan bayılıyor. Evet. Bayılıyor, yarışı bitiremiyor. Evet. Ama öteki, biraz önce bahsettiğim gibi, dekatlon, petlatlon, disk atma, mıgırdıç mıgırdan, mıgıryan olimpiyatlara adını yazdırıyor. Evet. Bunlar çok çok önemli olaylar. Çok önemli olaylar Orhan'cığım. Değerli dostum Orhan Şevki, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol, var ol. Katkılarına sonsuz teşekkürlerimi belirtiyorum. Ben teşekkür ederim aslında. Birlikteyiz zaten, Kanal A'dayız ikimiz. Şimdi bu sıcaklar içinde enteresan günler yaşarken bir de beni çok duygulandıran bir olay oldu. Onu anlattıktan sonra değerli seyircilerimize veda edeceğiz. Veda ile vefayı karıştırmak istemiyorum. Bu sıcak günlerin birinde pat diye bir telefon geldi. Telefonda kim? Mehmet Muharrem Kasaboğlu. Bundan önceki spor bakanı. Spor bakanı. En fazla olimpik madalya alan spor bakanıdır. Evet. Mehmet Muharrem Kasaboğlu Tokyo'da. Öyle bir rekorun sahibi. Birdenbire karşımda. Hayırdır dedim sevgili kardeş. Yok Orhan abi dedi, seni aradım dedi. Nasılsın? İyisin? Evet. Adada mısın? Evet. Sakın dışarı çıkma abi. Beni uyarıyor. Evet uyarıyor. Sıcaklarla ilgili uyarıyor. Anlamam. Şimdi bakın, insanlığa bakın, vefaya bakın, evet. güzelliğe bakın. Evet. Ne diyeyim başka? Ne diyeyim? Kendisine sonsuz sevgilerimi, sonsuz teşekkürlerimi burada sunuyorum. Evet. Sağ olsun, var olsun. Bir de onun sağ kolu vardı, İlhan Demir. İlhan Demir de onun basın müşaviridir. Evet. Değerli kardeşimizdir. İlhan Demir de okul spor yurtları daire başkanlığına getirilmiş. Evet. Onu da öğrenmiş bulunuyorum. En güzel. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.
ve bu programı seyrettiğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın değerli seyirciler.